Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda size gerçekten çok önemsediğim ama aynı zamanda çok da basit bir yorumdan bahsedeceğim. ÖSYM bu zamana kadar bununla ilgili hiç soru sormadı. Neden olmasın diyerek bu yıl ben de bir soru yazayım istedim. Ve gerçekten aslında birçok öğrencinin tam zaten ben bunu biliyordum ya da birçok öğrencinin de aa ben bunu hiç düşünmemiştim diyeceği bir yorumdan bahsedeceğim size ama... Ee, dediğim gibi bu zamana kadar bundan sonra hiç bundan sonra hiç gelmemesi gerçekten e, insanı bir işkilendiriyor. O yüzden de polinomla alakalı ne sorulabilir ne sorulabilir bir sürü gerçekten güzel soru oldu. Grafik sordu ÖSYM e çok iyi soru sordu. İkinci derece denklemle birleştirdi. Normal polinomlarla ilgili güzel yorumlar sordu. Şimdi e, hatta böyle polinom eşitliğiyle ilgili bile sınırları zorlayan sorular sordu arkadaşlar. Derece ile alakalı çok ufak, çok ince böyle TYT'de sorulup aslında öğrencilerden yapmasını beklediğimiz ama bazı öğrencilerin de bu zamana kadar hiç kafa yormadığı için takılacağı bir soru. Zaten TYT'de de arkadaşlar biliyorsunuz süre bazlı bir durum var. Yoksa size işte matematikte yaklaşık olarak belki birçok öğrenci 50 dakika 60 dakika arası ayırıyordur. Belki 80 dakika ayırsanız birçok soruyu yaparsınız ama işte öyle olmayan bir soru. Şimdi Px polinomu ve Qx polinomu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Px'in kat sayıları 2, 3, 4 ile orantılıdır. Qx'in kat sayıları 1, 2, 4 ile orantılıdır. Derece Px çarpı Qx 4'e eşit. Derece Px eksi Qx derece Px eşit değil. Derece Px eksi Qx de Derece Qx'e eşit değil. P1 artı Q1 69 ise P0 eksi Q0 kaçtır diye sordum. Arkadaşlar burada hemen şunu belirtmem lazım. Soruda belirtmedim ama e, gerçekte belirtmeme gerek yok. Ama tabii siz öğrenciler için önemli. ÖSYM'de çıkarsa belirtir diye düşünüyorum. Polinomun azalan kuvvetlerine göre yazıldığını bilin. Yani onu soruda belirtir normalde. Ben belirtmedim, unuttum. E, söyleyeyim bakın polinom burada azalan kuvvetlerine göre yazılıyor. Dolayısıyla örnek 3. dereceden polinomsa şöyle göreceksiniz. ax küp artı bx kare artı cx artı d diye düşünün. Soruda önemli nokta arkadaşlar nedir? Ben yani bana soracak olursanız işte burasıdır. Bunların farklarının derecesi ne px'e eşit ne qx'e eşit. Biz şimdi burada ne yorumu yapıyoruz? 1 bir polinomun derecesi P olsun. P'nin derecesi. Q'nun derecesi de Q olsun. P Q'dan büyükse derece Px artı veya eksi Qx P'ye eşittir diyoruz. Burada bir problem yok. Herkes bunu söylüyor. Ama arkadaşlar yıldızlı durum. Ya bunların dereceleri eşitse ne olur? Şimdi burada dikkat edeceksiniz olaya. 1, İki polinomun dereceleri eşitse ama baş katsayıları farklıysa problem yoktur. Toplamlarının derecesi ya da farklarının derecesi hiç fark etmez. Bunların derecesine eşittir. Bunların derecesine t diyelim. t'ye eşit olacaktır. Ancak iki polinomun derecesi birbirine eşit ve Baş katsayılar da aynıysa işte orada baş katsayılar aynı olduğunda farklarının derecesi derece px eksi qx arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Bunların derecelerinden küçük olmak zorundadır. Sebep bir örnek göstereyim bak. Birisi x kare artı x artı 1 olsun öbürü de x kare eksi 3x artı 4 olsun çıkar x kareler gitti. İşte bu yüzden. Demek ki arkadaşlar bu soruda çıkaracağımız sonuç neymiş biliyor musunuz? Bunların dereceleri aynıymış. Çünkü farklı olsa zaten büyüğün derecesine eşit olur. Aynıymış ve farklarını aldığımızda da ikisinin de derecesine eşit olmadığından bunların baş kat sayısı aynıymış arkadaşlar. Gelelim şimdi şu yoruma. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela üçüncü durum olarak da arkadaşlar baş kat sayıları ters işaretli olursa ne olur? Baş kat sayıları ters işaretli dereceleri yine t olursa bu sefer toplamlarının derecesi küçülür. Örnek birisi x kare artı x artı 1 olsun. Birisi eksi x kare artı x artı 4 olsun. Topladığında bunlar gider. Derece bakın 1'e düşer. Dolayısıyla ters işaretli olup aynı dereceli olursa bu sefer yine derecelerine eşit olmuyor. Daha da küçülüyor. Ama bu soruda farkları demiş. O zaman baş katı sayılar aynı. Haliyle bunlar bir de bakın şimdi soruya. Burada gördüğünüz gibi derecelerin çarpımı ne verilmiş bize? 4. O zaman madem bunlar aynı dereceli ikisi de ikinci dereceden polinomdur. Çünkü dereceleri aynı olduğu için çarpımın derecesi zaten neye eşitti? Dereceler toplamı. İkisinin de derecesine ne diyelim? Böylece n2 oldu. Şimdi geliyorum artık son yorumma. Polinomun dereceleri e pardon kat 2 3 4 ile orantılı ya. O zaman ikinci dereceden bir polinom yazıyorum bak. 2k x kare 3k x artı 4k eşittir px. Gördüğünüz gibi polinomun katsayıları 2k 3k 4k oldu. Şimdi bunların baş kat aynıydı ya. Q'nun da o zaman baş kat sayısı 2k olacak. 1 2 4 ile orantılı olduğuna göre 2k x kare 4kx artı 8k eşittir qx oldu. P1 artı q1. P1 arkadaşlar neyi eşit? X yerine 1 yazarsak. 4, 3 daha 7, 2 daha 9k. Q1 neyi eşit arkadaşlar? E, 8, 4 daha 12, 2 daha 14k oldu. Toplamları böylece P1 artı Q1'in 23k geldi. Bu neyi eşit? 69'a. Haliyle k buradan ne oldu? 3. Demek ki sabit terimleri bunların birisinin 12. Birisinin arkadaşlar sabit terimi nedir? 8 çarpı 3'ten 24. Böylece P0 eksi Q0 zaten bu x'lere 0 verdiğimiz için 12 eksi 24'ten eksi 12 olur. C şıkkı gelir. Bu şekilde gerçekten zor bir yorum değil ama gözden kaçmıştır diye ve ÖSYM'e hiç sormadığı için neden olmasın diye size böyle bir yorum sorusu göstermek istedim. Polinomlarda sınır tanımamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten basit görünümlü. Gerçi basit görünüm diyorum bazı öğrenciler için polinomun kendisi bile zorken böyle yorumlar iyice işin içinden çıkılmaz hale getirebiliyor. Ben size mümkün olunca burada yardımcı olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.